Air fryer fiyatlarının geçtiğimiz aylarda çok fazla yükselmesiyle birlikte birçok kişi daha ucuz alternatiflere yönelmeye başladı. Peki sizce pahalı bir air fryer ile ucuz olan aynı mı? O kadar fiyat farkına değer mi? Şimdi size öyle şeyler anlatacağım ki muhtemelen fikriniz değişecek. Öncelikle unutmayın ki bir air fryer için ne kadar para öderseniz karşılığını o kadar alırsınız. Bu noktada size doğru seçim yapmak için sadece ihtiyaçlarınızı iyi belirlemek düşüyor. Şimdi gelin ucuz bir air fryer ile pahalı air fryer'ın 6 temel farkına geçelim. Birincisi bana göre en önemli mesele malzeme kalitesi. Ucuz airfryer'larda haliyle daha kalitesiz malzemeler kullanılıyor. Bizzat kullananlardan öyle yorumlar duydum ki bunlar beni oldukça şaşırttı. Dış plastiği sıcaktan genleşen, pişirme esnasında vidaları sıcaktan gevşeyip yemeğin içine düşen... Demem o ki bu ürünlerde hem kalitesiz plastik kullanılabiliyor hem de mesela yapışmaz yüzey için kullanılan malzeme kalitesiz olabiliyor. Bu durumda en iyi ihtimalle ürününüz daha çabuk eskiyecek ve belki de bir süre sonra kullanılmaz hale gelecek. Yine bazı modellerde ürün çalıştığında plastik kokusunun yemeğe sindiği söyleniyor. Bu oldukça can sıkıcı bir durum ve sağlık için de tehlikeli. Her ucuz ürün kalitesiz diyemeyiz ancak maliyetten kısmak için haliyle ürünün her aşamasında bir kalite eksikliği olduğunu varsayabiliriz. İkincisi üründeki yıpranmaya bağlı olarak satış sonrası destek de çok önemli. Siz sadece fiziksel bir ürün değil aslında en az 2 sene boyunca düzgün bir teknik servis hizmeti de satın alıyorsunuz. Türkiye'de servis ağı olmayan markaların yedek parçasını bulmak ve tamirini sağlamak oldukça zor olabilir. Sadece bu da değil servise gönderirken bile insanı çileden çıkartan, ürünün arkasında durmayan, müşterisini önemsemeyen ve ona değer vermeyen firmalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu noktada da marka seçimine dikkat etmek gerekiyor. İnternette marka ile ilgili şikayetlerin nasıl sonlandığına göz atmanızı öneririm. Üçüncü olarak ürünün fiyatını etkileyen bir diğer faktör de kapasitesi ve boyutu. Büyük kapasite ürünlerde genellikle daha iyi teknolojiler ve daha pratik aksesuarlar sunuluyor. Kapasite büyüdükçe watt gücü artıyor. Büyük ihtimalle daha iyi yemekler hazırlamanızı sağlıyor. Ancak ihtiyacınızdan fazla büyük kapasiteli bir ürün alırsanız da elektrik harcamanız fazla olabilir. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Philips'in XL modeli Türkiye'de XXL modelinden daha pahalıya satılıyor. XXL modelini daha ucuza almak varken sakın ola Excel modeline daha fazla para vermeyin. Sanıyorum bu model Türkiye'ye Philips tarafından getirilmiyor. Üçüncü parti satıcılar ise ya çok masraflı şekilde getirip satıyor ya da faiz fiyattan satıyor. Hollanda'da 137 euro olan bir ürünün fiyatı Türkiye'de nasıl olur da 8950 lira olur. Üstelik zaman zaman kampanyalarla Hollanda'da daha ucuza bulmak da mümkün olabiliyor. Bir diğer fiyat tuhaflığına da Xiaomi'nin air fryer'ında denk geldim. Bu ürünün Avrupa garantili fiyatı 100 euro. Yani bugünkü kurla 1580 lira. Hadi başka vergileri de falan var diyelim. Türkiye'de satışı olsun olsun 1800-1900 lira. Arkadaşlar bu ürün Türkiye'de 3900 lira ile 5000 lira arasında satılıyor. Kötü bir ürün kesinlikle değil ama bu parayı hak edecek bir ürün de değil. Dördüncüsü, özellikle uzun süredir Air Fryer modelleri olan markaların ürünlerinde aksesuar seçenekleri daha fazla oluyor. Mesela Philips'in ürün kodlarına baktığınızda sonda iki haneli bir rakam görürsünüz. Bu ürünle birlikte gelen aksesuarları belirtiyor. Eğer içinde ek aksesuarlar olan model ile olmayan arasındaki fiyat farkı azsa aksesuarlı modeli tercih edin çünkü aksesuarları sonradan temin etmek zor olabiliyor ve ayrı alınca daha pahalıya da geliyor. Piyasada belki tüm markalara uyumlu aksesuarlar bulabilirsiniz. Ancak ebatlar çok değişken olduğundan sizin ürününüzle uyumlu olmayabilirler. Philips Airfryer sahipleri için hangi aksesuarın hangi modellerle uyumlu olduğunu belirten bir sayfanın linkini aşağıda açıklama kısmında paylaşacağım. Ve gelelim 5. maddeye. Airfryer teknolojisinin ilk patentini alan Philips başta olmak üzere bilindik firmalar pişirme teknolojisinde de yenilikçi çözümler geliştiriyorlar. Örneğin Philips Airfryer'ların altındaki deniz yıldızı şeklindeki tasarım ısının daha iyi yayılmasını sağlıyor. Ayrıca watt gücünün kapasite ile dengeli oluşu da bir diğer faktör. Benim yaptığım çıkarımlara göre pahalı ve bilindik markaların air fryer modellerinde dışı daha çıtır kızartmalar elde edilebiliyor ve gıdanın bir kısmının pişmemesi gibi sorunlar daha az oluyor. Altıncı ve son olarak ek özellikler. Kimi üründe ızgara modu var, kimi üründe 9 özellik bir arada. Normal minik bir fırın gibi yapmışlar bazı ürünleri. Benim şahsi fikrim bazı özelliklerin biraz satış taktiği olduğu. Standart bir air fryer ve birkaç aksesuar ile zaten birçok şeyi pişirebiliyorsunuz. Mesela çalkalama uyarısı olan bazı modeller var ve içindekileri kendi çeviren modeller. Kimisi için önemli ama kimileri için de gereksiz. Alacağınız üründeki belki de birçok fonksiyonu kullanmayacaksınız. Mesela benim Air Fryer'ımda fi desteği var. Cep telefonuma bağlandığımda uzaktan kontrol edebiliyorum. Ama onlarca akıllı ev ürünüm olmasına rağmen Air Fryer'da hiçbir akıllı özellik kullanmıyorum. Çünkü zaten birçok yemeği 15-20 dakika içinde hazırlayabiliyorum. Hazır olduğunda da kendisi uyarı sesi çıkarıyor. Telefonuma bildirim alsam ne olur almasam ne olur? Ben hazır programları da pek kullanmıyorum. Genellikle süreyi ve sıcaklığı kendim elle ayarlıyorum. Zaten telefon ile cihaz arasındaki wifi bağlantısı cihazı fişten çekerseniz kopuyor ve sonra açınca tekrar bağlanmanız gerekiyor. Yine Xiaomi'nin ürününde de akıllı ev özellikleri var. Xiaomi akıllı ev sistemine entegre olduğundan belki bir nebze otomasyonlar yapabilirsiniz. Ancak yine de sırf bu tarz özellikler için ekstra para vermeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ucuz Airfryer kullanıp memnun kalanların yorumları bizim için önemli. Ayrıca bu kullanıcıların uzun vadeli yorumlarını da görmek gerekiyor. Bütün ürünleri tek tek inceleme ve test etme imkanım ne yazık ki yok. Bu yüzden siz de kullandığınız ürün hakkında yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Kısacası ben ucuz ürün aldım, pahalı olanlardan bir fark olduğunu sanmıyorum demek pek doğru değil. Arkadaşlar ben kimse sırf popüler oldu diye ve sırf Air Fryer almış olmak için alıp bir süre sonra rafa kaldırsın istemem. Günümüz fırınlarıyla zaten güzel sonuçlar alınabiliyor. Mesela son model bir fırınınız varsa gidip en ucuzundan Air Fryer almanın bir anlamı yok. Air Fryer ile fırının kullanım amaçları farklı olsa da paranızın hakkını veren bir ürün almanızı isterim. Bu videonun bir sponsoru yok. Hiçbir siteye ve ürüne de yönlendirme yapmıyorum. Uzun süredir bir air fryer kullanıcısı olarak sizlere doğru ürünlere yönlendirmek istiyorum. Sırada yine beğeneceğinizi düşündüğüm bir videom var. Hemen şuradan onu da mutlaka izleyin. Herhangi bir sorunuz olursa bana yazmaktan çekinmeyin. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.